Günaydın Şener Bey. Günaydın Amelia, nasılsın? İyiyim Şener Bey, teşekkür ederim. Siz? Çok zor bir hafta geçirdim. Siz rahatına bakın, her zamanki gibi size ilgileneceğim. Hemen geliyorum Şener Bey. Evet. Kelimeyi hiç iyi hissetmiyorum. Neyin var Amelia? İyi misin? Önemli bir şey değil. Biraz başım dönüyor. Benim yerime seansa gelebilir misin? Olur ama Şener Bey senden başkasına masaj yaptırmaz ki. Öylece yatıyor, merak etme, anlamaz bile. Yanlarsa çok kızar. Biliyorsun senden başka kimse istemiyor. Ulan niyana kadar? Gelirim ben. Ne olur ayakta duramıyorum. İyi tamam. Sakın gecikme. Anlarsa işimden olurum. Tamam, teşekkür ederim. Vay, hayırdır başkomiserim? Hafta sonu mesaisi mi? Bugün senin izin günün değil mi? Ne işin var merkezde? Yani bir uğrayayım bakayım ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz dedim. Şuna Zeynep nöbette desene. Vay, çok iyi böyle ya. Konuyu değiştirme. Konu mu? Ne konusu? Ha, Zeynep. Of. Ya durum çok feci başkomiserim ya. Aklıma bir şey girmiyor. Kızdan başka bir şey düşünemiyorum. Gece çok acayip bir rüya gördüm. Zeynep'i kaçırıyorlardı. Ha, sen de uyandın, soluğu merkezde aldın. Hı, ne yapayım? Başka ne yapayım? Vallahi gerçek gibiydi yani. Başkomiserim, ne diyeceğim? Şöyle güçlü, kuvvetli bir kadın kahraman mı yaratsak? He? Hani böyle kötülere göz açtırmayan, savaş ruhlu bir şey. Ne o? Çizgi roman yazarlığına mı soyundun? Olur yani. Olmaz mı? Kötü fikir değil ki. Olur. Yani olur. Bir sürü konu var zaten. Yaz yaz bitmez. Market 45-25. 45-25 dinlemede. Etiler Relax masaj salonunda şüpheli ölüm vakası. Bir kadınla erkek masaj salonunda ölü bulunmuş. Adresi tekrar ediyorum. Etiler Nispetiye Caddesi numara 110. Anlaşıldı merkez, tamam. Ne oldu Selim? İzin, Zeynep falan? Ya sizi yalnız bırakacak halim yok herhalde canım. Ne haber Ayhan? Merhaba başkomiserim. Olay neymiş? Saat 11.30'da masaj salonunda çalışan kızlardan bir tanesi içeriye girdiğinde ikisini de kıpırdamadan yatarken görmüş. Ve hemen salon sahibine haber vermiş. Kadın da hemen bizi aramış. Kadın nerede şimdi? Kadın geldiğimizde perişandı başkomiserim. Doktor sakinleştirici bir ilaç verdi. Ekipten bir arkadaşı da yanında tutuyoruz. Kimlikleri belli mi peki? Adam Şener Kahveci komiserim. Vay, şu ünlü iş adamı yani. Evet komiserim. Kadın ise salonda çalışan Filipinli bir masöz. Adı Ruth Mirando. Tamam. Salondaki güvenlik kayıtları incelensin. Salona bugün gelenlerin hepsinin araştırılmasını istiyorum. Ayrıca giriş ve kapılarda zorlanma var mı bakılsın. Şener Bey'in ailesine haber verildi mi? Sizi bekledik başkomiserim. İyi yapmışsınız. Kolay gelsin. Sağ olun başkomiserim. Ölüm nedeni belli mi? Gözde görülebilir bir şey tespit edemedik başkomiserim. Doktor bey
İkisinin de zehirlenmiş olabileceklerini söyledi. Ölümlerinin neden olan şeyin buradaki herhangi bir toksik madde olabileceğini düşünüyor. Kadına gelince, büyük ihtimalle fenalaştığını anladı, dışarı çıkmaya çalıştı ve şu kenara çarptı ve başaramadı. Yapma ya. Kurunun yanında yaş dayanmış desene. Büyük bir ihtimal. Peki sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. En az 2500 yıldır uygulanan masajın bilinen 80'e yakın şekli var. Bunların bir bölümüne bitkisel kaynaklı esansiyel yağların kullanıldığı aromaterapi de eşlik ediyor. Mekanik araçlardan tutun da el, parmak, dirsek, ön kol hatta ayağın kullanıldığı bu işlemler pek çok ülkede düzenlemeye tabi. 25 Temmuz 2010 tarihinden önce ülkemizde ne masaj salonlarının özellikleri, ne çalışanların eğitimi, ne de masajda kullanılacak ürünler denetlenmekteydi. Aynı mekanda can veren iki kişinin bedenine katı, sıvı ya da gaz halinde zehirli bir maddenin girdiğini düşünen olay yeri inceleme ekipleri odada buldukları her şeyi topladılar. Bu arada tavandaki havalandırma tesisatı çevresinden dahi örnek aldılar.